Merhaba sevgili arkadaşlar. Özbekistan'dan, Özbekistan'ın kadim şehri Semerkant'tan selamlar, sevgiler. Hani Amin Maluf'un bir sözü var ya, diyor ya, Semerkant yeryüzünde güneşin üzerine doğduğu en güzel şehir diye. Gerçekten Semerkant tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle ve ifade ettiği o derin ilmi altyapısıyla olağanüstü güzel bir şehir. Peki şu an neredeyiz? Semerkant'ta Emir Timur'un torunu olan ve aynı zamanda büyük bir gökbilimci ve alim olan, bilim insanı olan Ulu Bey'in yaptırmış olduğu, hani bir rasathane var ya, bir anlatılır, söylenir, kitaplarda geçer. İşte oradayız. Yani Ulu Bey'in yaptırmış olduğu 15. yüzyıldaki rasathanedeyiz arkadaşlar. Peki sizlere bir kitap tanıtımı yapmak için niye burayı seçtim? Çünkü Adil Yakubov'un Ulu Bey'in Hazineleri isimli kitabının paylaşılabileceği en doğru yerin burası olduğunu düşündüğüm için. Evet, Adil Yakubov'un Ulu Bey'in Hazinesi isimli eseri. Ben bundan okudum. Selenge Yayınları'ndan çıktı. Ahsen Batur, onu rahmetle anıyorum. Gerçekten Türk edebiyatına, kültürüne büyük katkı yapan bir isim. Ahsen Batur bunu Türkçe'ye çevirdi. Peki birlikte olduğumuz, yani Özbekistan'a birlikte geldiğimiz kitap dostu arkadaşlarımdan küçük genç doktorumuz Büşra Hanım'ın okuduğu ise İleri Yayınları'ndan çıkan yine Adil Yakubov'un Ulu Bey'in Hazineleri isimli eseri. Şimdi arkadaşlar, hem kitaptan bahsetmek istiyorum, hem kitaptan bahsederken aynı zamanda biraz da buradaki o tarihi olaylardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Ulu Bey'in Hazinesi. Ulu Bey, biliyorsunuz, dediğim gibi Emir Timur'un torunu, Şahruh'un oğlu, hem hükümdar hem aynı zamanda bir bilim insanı. İşte o Ulu Bey'in yaşadığı bir hayat var ve o hayat içerisinde gelişen ciddi olaylar var. Şimdi önce Ulu Bey'den bahsedeceğiz. Ardından oğlu Abdüllatif'ten bahsedeceğiz. Ardından hepinizin en azından ismini duyduğu Ali Kuşçu'dan bahsedeceğiz. Ve tabii ki Kadizade-i Rumi'den bahsedeceğiz. Arkadaşlar, Emir Timur bir imparatorluk kurmuştur ve torunu Ulu Bey, ki onun için tahta oturan alim denilir. Burada, yani bu hem romanda anlatılan hem de işte gerçek hayatta, ki bu romandaki isimlerin neredeyse tamamı bizzat yaşamış isimler ve bu coğrafyaya iz bırakmış isimler. Öncelikli olarak kitabın birinci kısmında Emir Timur ve Ulu Bey dönemi var. Yani bilginin, sanatın, mimarinin ve özgür düşüncenin saygı gördüğü bir dönem. İşte Ulu Bey döneminde burada, yani Avrupa, yani bugünkü işte dünyanın en ileri kıtası, medeniyeti dediğimiz Avrupa, feodalizmin, skolastik düşüncenin, bağnazlığın çamurunda boğulurken, burada Ulu Bey rasathane yaptırıyorlar hocam. Yani bir efsaneden, hikayeden bahsetmiyoruz. İşte olayın yaşandığı mekanın içerisindeyiz. Binlerce gök cismini burada kurdukları rasathanede bu coğrafyanın ve dünyanın dört bir tarafındaki bilim insanlarını da buraya topluyorlar. Ve binlerce gök cisminin, yıldızın 365 gün bütün hareketlerini tespit ediyorlar. Ve yıldız kitapnameleri oluşturuyorlar. Yani Avrupa'nın skolastik düşünceyle boğulduğu dönemde aslında burada Türkler ve Müslümanlar muhteşem bir aydınlanma dönemi yaşıyorlar. Ama ne acıdır ki, ya işte onu söylüyorum, yani yaklaşık 600 yıl önce rasathaneler kuran, yani bugünkü anlamda işte NASA üssü de, uzay üssü de, gök bilim çalışma merkezi de, 600 yıl önce bunu kuran bir medeniyet, bir bakış açısı ne oluyor, nasıl oluyor da bugün millet giderken aya, biz kaldık yaya,
millet Mars'ta, biz nal topluyoruz. Bu gerçekten sorgulanmalı. Ama işte aslında bu kitabın içerisinde bunun cevabı da var. Şeyh Hamuş denen bir karakter var. Ya normalde Ulubey aynı zamanda bir alim. Onun etrafındaki Kadızade-i Rumi, efendime söyleyeyim ve diğer Ali Kuşçu. Bunlar hepsi çok dindar isimler. Din, bilgiyle, kültürle, insan sevgisiyle, hoşgörüyle, sanatla birleştiğinde ortaya böyle bir yapı çıkıyor. Ama aynı din bu kitapta anlatılan Şeyh Hamuş gibi karakterlerle birleştiğinde, yani din cehaletle, bağnazlıkla, taassupla, hoşgörüsüzlükle birleştiğinde, işte görmüş olduğunuz bu mekanda yapılan rasathane yerle bir ediliyor. Bilim adamlarına saygı gösteriyor, onları buraya topluyor. Kendi de bizzat zaten o dönemin en büyük üniversitelerinden biri olan Ulubey Üniversitesi'ni, yani medresesini kuruyor. Ama oğlu Abdüllatif maalesef armut dibine düşmüyor. Mum dibini aydınlatmıyor. Abdüllatif babasıyla bir taht mücadelesine giriyor. Babasını yeniyor. Ulubey oğluna diyor ki tamam, beni bırak, beni elleme. Ben ilmi çalışmalarıma devam edeyim. Hacca gideyim. Manevi olarak bir arınma yaşayayım. Ardından buraya gelip Semerkant'ta, bu rasathanede ilmi çalışmalarıma devam edeyim diyor. Ama Abdüllatif, işte o dini düşüncenin bağnaz ve karanlık yüzünü bu kitapta sembolize eden Şeyh Hamuş buna müsaade etmiyor. Ne yapıyor? Oğlu Abdüllatif'i, biz diyor seni boşuna mı tahta geçirdik? Biz niye seni destekledik? Biz niye senin arkandayız? Bu işte zındık, bu bağnazlık sembolü olan bu bilim yuvalarını darmadağınık edesin diye. Yani ilim Çin'de de olsa gidip alın diyen bir peygamberin ümmeti olduğunu söyleyen bir kafa, Buhara'daki medresenin önüne büyük bir yazı yazdırmış dönemin yöneticisi. Diyor ki, kadın ve erkek bütün Müslümanlara ilim öğrenmek farzdır. Yani ilim öğrenmeyi kadına ve erkeğe farz olarak algılayan o kafa nasıl oluyorsa, Şeyh Hamuş gibi karakterler tarafından ilmin, bütün teknolojik gelişmelerin, bütün sanatsal faaliyetlerin, bütün medeniyet hareketlerinin önünde bir duvara dönüşüyor. İşte onu burada Şeyh Hamuş karakteri sembolize ediyor. Kitapta Muhyiddin Mevlana karakteri var. İyi mi, kötü mü? Siyah mı, beyaz mı? Gri karakter. Tıpkı Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi isimli eserinde, hani Mümin Dede karakteri vardır ya. Aslında iyi bir insandır ama iyiliği ortaya hiçbir şey koymaz. Siliktir. Kötülüğü engellemek için hiçbir şey yapmaz. İyilik adına aksiyon ve harekete geçmez. İşte Mevlana, Muhyiddin Mevlana karakteri de kitapta tam böyle bir karakterdir ve Ali Kuşçu. Ulubey, bu hani oğlundaki iktidar hırsı, arkadaşlar iktidar kötüdür, mutlak iktidar mutlak kötülüktür deniyor yani. Oğlundaki iktidar hırsı, o yönetme hırsı, o gözünü bürüyünce, o bağnaz Şeyh Hamuş karakteriyle de o iktidar hırsı ve bağnazlık birleşince anlar Ulubey. Hazinesi talan edilecektir. Ama o hazine altın, gümüşün talan edilmesi onun için önemli değildir. Bilgi, kitaplar, birikim, o sanat eserlerinin harap edileceğinden endişe eder ve buradaki o medeniyetin ortaya koyduğu bütün o bilgi kitaplardadır. Ve Ali Kuşçu'dan bu hazineyi, yani bilgi hazinesini, yani o kitapları muhafaza etmesini, Şeyh Hamuş ve oğlu Abdüllatif'in bunları yakıp yıkıp yok etmesini engellemek için işte hazinesini, yani Ulubey'in hazinesini Ali Kuşçu'ya teslim eder. Kimdir Ali Kuşçu arkadaşlar? Biliyorsunuz Fatih'in ısrarla gel gel dediği bir bilim insanıdır. Ve bilgi arkadaşlar değer gördüğü yere gider. Bilgi onun himaye edildiği yere gider. Ve Ali Kuşçu'yu Fatih Sultan Mehmet ısrarla İstanbul'a davet eder ve
Her attığın adım için bir altın, her durduğun konaklama yeri için bir hazine der. Yeter ki sen İstanbul'a gel. Peki İstanbul'a gelmesini niye ister? Ali Kuşçu'nun kaşı için mi, gözü için mi? Hayır. Sahip olduğu bilgi için. Ya çok ilginç arkadaşlar. Telefon yok, telgraf yok. Ve İstanbul'la buranın arası binlerce, binlerce, binlerce kilometre. Ama İstanbul'daki sultan buradaki bilim adamından haberdardır ve onun İstanbul'a gelmesini istemektedir. Arkadaşlar dediğim gibi güzel bir eser, tarihi bir eser. Çok şey öğreneceksiniz bu coğrafya ile ilgili. Aslında bizim erken dönemde nasıl bir Rönesans ve aydınlanma yaşadığımızı da görebileceğiniz bu eser. Bu arada ben tabii ki arkadaşlar sonuçta bir turistik mekan burası. Sağımdan solumdan geçenler oluyor. Ona artık benim yapabileceğim bir şey yok. O da aslında bir canlılık, bir renk, bir ambiyans katıyor belki de videoya. Evet arkadaşlar. Adil Yakubov. Özbeklerin en büyük yazarlarından bir tanesi. Ve gerçekten müthiş bir kalem. Ahsen Batur kitabını çevirmiş. Böyle ortalık biraz gelen geçen turistler falan belki çok dikkat olarak odaklanamadım. Ama özellikle bu kitabı burada yani Ulubey'in hazinesinin bulunduğu bu mekanda sizlerle paylaşmak istedim. Harun Çelik, Semerkant, Özbekistan. Allah'a emanet olun. Yakında Türkiye'ye döndüğümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Dostlukla kalın, kitaplarla kalın.